Babatorik. Süper Lig'de Eskişehir Spor kendi sahasında Gençler Birliği'ni ağırlayacak. Bu haftanın bence en futbol vaat eden maçlarından bir tanesi. Güzel bir hafta yaşayacağız. Hem Fenerbahçe-Bursa maçı, hem Beşiktaş-Galatasaray maçı, hem Trabzon-Belediye maçı, hem bence yani bu hafta çok güzel geçecek. Bunun yani hem bunlar olacak hem de bunların dışında da çok önemli alt aşağılarda Diyarbakır, Denizli, Sivas, Manisa maçları var. Hani çok güzel bir hafta bizi bekliyor futbol anlamında. Hem yukarıda bazı şeyler şekillenecek hem aşağıda. Eskişehir Spor'la Gençler Birliği bu ne aşağıdalar ne yukarıdalar. Ortaların iki takımı ve hani futbol anlamında güzel bir maç olmasını beklediğim bir maç. Eskişehir Spor özellikle Antalya deplasmanından elde ettiği galibiyetin yanında bence çok daha önemlisi. Yeni transferlerinin işte Erkan Zengin'in attığı güzel gol, Adem'in güzel golü sonradan oyuna girerek. Hani bu tarz böyle moral kazandırıcı bir galibiyet aldılar. Geriye düştükleri maçta hem oyuna döndüler hem maça döndüler, maçı yakaladılar hem de galibiyeti elde ettiler. İki güzel golle. Ama bu bazı gerçekleri örtmeye yetmiyor. Antalya Spor özellikle maç 1-0 iken çok net pozisyonları harcadı. Onları harcamasaydı muhtemelen zaten hani Eskişehir'in yakalayamayacağı bir yere kadar kaçabilirlerdi. Eskişehir Spor buna rağmen ki bence ligin başından beri kendi kapasitesinin altında oynadığı maçları kazanmayı da becererek ligde şu anda 7. sıraya kadar yükseldi. Gençler Birliği de onu 9. sıradan takip ediyor. Hani Gençler Birliği sürpriz yapmaya devam ediyor, şaşırtmaya devam ediyor. Kendi sahasında Kasımpaşa'ya mağlup oldular. Gençler Birliği'nden ben açıkçası bu mağlubiyeti beklemiyordum. Yine Cavcav'ı sinirlendiren şeyler oldu aslında bunlar. Ve hani Cavcav yine Tomas Doğulu'da böyle bir çekişme yaşamaya başladılar bile. Şimdiden bu haberleri okumaya başladık. Böyle ufak gerginlikler aslında... Bence çok erken çünkü iyi transferler de yaptılar. Werder Bremen'den Vranjes'i aldılar ki bence iyi bir transfer orta saha için. Daha ligin ikinci devrenin başı hani biraz daha Thomas'la da sabredilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu güzel maç hani vaat ettiği şeyler açısından hani umarım beklentilerimizi karşılar. Ama bu maçta hani ilk baktığımda gördüğüm şey, ilk aklıma gelen şey bu maçla ilgili gollü bir maç olacağı. Hani favori anlamında da ben bu sefer Gençler Birliği'ni görüyorum favori olarak. Gençler Birliği özellikle bu son haftalarda yaşadığı düşüşü bu burada alacağı bir galibiyetle kapayacaktır diye düşünüyorum. Bunun yanında da dediğim gibi hani ilk düşünülen, hani ilk daha böyle garanti olarak düşünebilecek şeylerden bir tanesi maçın gollü geçeceğidir diye düşünüyorum. Babatorik.